Bu belgesel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kafkas Cephesi Harşit Savunması'ndan Sakarya Cephesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına 2021 İstiklal Marşı Yılı Kültür Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Ormansız bir yurt, vatan değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ormanlarımız yurt, yuva ve vatanımızdır. Ormancılık bir kültür, tarih, medeniyet ve vakıftır. Anadolu'da birçok uygarlık onun gölgesinde doğmuş, onun dalları altında kök salıp büyümüştür. Kahramanlık destanları Anadolu'yu süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuza armağan ettiği İstiklal Marşı'nı ağaçlarla süslü Ankara'daki Taceddin dergahında yazmış. Tüm cihana seslenip milletimize korkma diyerek kahraman ordumuza moral vermiş. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Toprak deyip geçme düşün, insanlığın hamurudur toprak. Milletimizin yurt edinip vatan yaptığı toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar önemli kılan en büyük arkadaşı ormanlardır. Bu muhteşem varlık kökleriyle toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir ormanlarımız ve kök saldığı vatan topraklarıdır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ormanlar şairlere ilham kaynağı olmuş, ozanlar ağaçların altında türküler söyleyip destanlar okumuştur. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bilginler, devlet adamları ve komutanlar yetişmiş, bu toprakları Anadolu'nun manevi fatihleri, alperen gaziler için vakıf ormanları kurularak vatan yapıp bizlere emanet etmiştir. Bir zamanlar güzel vatan Anadolu'nun yemyeşil ormanlarla kaplı olduğu asırlar önce seyyahlar tarafından dile getirilmişti. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi. Şehitler, şehitlerimiz fidanlarda, abidelerde, parklarda isimlerini yaşatmak gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir projesi var. Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi'nin 100. yılı anısına Tirebolu Gümüşhane yolu üzerinde Harşit Irmağı'nın hemen yanı başında muhteşem bir bölge ve bu bölgeye 100. yıl şehitler mesire alanı yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Devletimiz tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi
tarih bilinci açısından önemlidir. Anadolu'yu bizlere vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Giresun ve Ordu, Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü canları ve kanlarıyla bu güzel vatanı bizlere yurt yuva yapan aziz şehitlerimizi unutmuyor. Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Kafkas Cephesi Harşit Savunması'ndan Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına bu belgeseli hazırlayarak aziz hatıralarını yaşatmakta, Tirebolu Harşit Irmağı kenarında şehitlik mesire alanı kurmaktadır. Bura geçilemiyor. 15,5 ay burada direniyoruz. 15,5 ay geçilemeyen bir cepheden bahsediyoruz. Sadece bu Tirebolu ve bugün ismi Doğan Kent olan Harşit ilçelerinde değil bu cephe. Bugün siyasi olarak Giresun, Gümüşhane sınırlarında yaklaşık 300 kilometrelik bir cepheden bahsediyoruz. Resmi kayıtlara göre o zamanki düzenli ordudan 92 tane şehidimiz var. Onların isimleri genelkurmay kayıtlarında var. Bu cephenin çeşitli yerlerinde şehitlerimiz var. Tabii milis kuvvetlerinden çok daha fazla şehit var. Ama onların çoğunun isimlerinin kayıtları tutulmuyor. Çoluk çocuk, Harşit Çayı'na Ruslara teslim olmamış için hem kendini ve çocuğunu çaya atıp kaçmak isteyen veya boğulan bir sürü kadın ve çocuklar var. Bunların kayıtları yok ancak onlar tabii bu milletin gönlünde, kalbinde yaşıyor. Biz de çok bilinmeyen bu Harşit cephesi, Kafkas cephesinin Harşit'te, Harşit ismiyle, bu çayla isimlendirmiş olan bu cephenin tanıtılması noktasında bu bölgede bir dizi çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iki tane genel müdürlüğümüz burada bu çalışmaları yürütüyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yine bu cephenin ana noktalarından biri olan Güce ilçesinin Şaban Kalesi'lerinden bu cephede önemli direniş noktalarından birisi olan yeri Tabiat Parkı ilan ederek orada bir çalışma yürütüyor. Şehit mezarlarını tespit ederek bir çalışma yürütüyor. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu karşı savunmasının tam olduğu noktalardayız. Bu bölgede Orman Genel Müdürlüğü'ne ait daha önce taş ocağı olarak karayollarını işlettiği ve iznin bitmesiyle yine kurumumuza dönen bu alanı 100. yılında yani bu savaşın yapıldığı 100. yıl dönümünde burayı bir mesire yeri olarak düzenleyelim. Hem o tarihi unutulmuş sayfalarındaki anıları burada anıtlaştıralım. Hem de Harşit savunmasının önemini hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlatalım. Buraların öyle kolay geçirmeyeceğini de dost dostu düşman herkesin bileceğini şekilde burada bir piknik mesire yeri inşa etmeyi planladık. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harşit Irmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harşit Irmağı Vadisi'ne 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapması takdirle karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak Şehitler Anıtı, Panorama Müzesi ve Mesire Alanı'nda Kafkas Cephesi Harşit Savunması canlandırılacak. Harşit Çayı, Rusya ile Osmanlı arasında bir doğal sınırdı. Tam onun yanı başında Harşit Irmağı'na hakim noktada çok önemli bir vefa borcunu ifa ediyorsunuz. Ecdadı yad edebileceğimiz, gençlerimize ecdadı anlatabileceğimiz, algılatabileceğimiz bir noktadayız. Bu bağlamda Orman Genel Müdürlüğü yine üzerine düşen ahde vefa ecdadı borcunu ödemek için burada çalışmaya devam ediyor.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün şehitler mesire alanı, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler anıtı ve mesire alanını ziyaret edenler, Harşi Tırmağı'nın zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi, Erzincan'dan Bitlis'e kadar Kafkas cephesinin savunma hattında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenecektir. Birinci Dünya Harbi Kafkas cephesi, 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak Harşi Tırmağı'ndan sadece su değil, Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşi Tırmağı dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun. Ab-ı hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin demekte. İstiklal şairi Mehmet Akif'in bu dizeleriyle bize seslenmekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Anadolu'nun vatan olmasında Doğu Karadeniz bölgesi, Ordu ve Giresun'un ayrı bir yeri vardır. Güneş ışınlarının dağlarına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın gök kubbenin mavi yorganı altında dinlenilen, yemyeşil bitki örtüsüyle Giresun ve Ordu size kendi hikayesini anlatır. Destanlar, şiirler ve türkülere konu olan yaylalar, şehir ve kasabalar, bölgenin tarihi geçmişine canlı şahitlik yapar. Giresun ve Ordu ırmaklarından su değil, kültür, medeniyet ve zaferler tarihi akar. Ormanlara beşikten mezara kadar muhtacız. Doğu Karadeniz dağları ormanlarla vatan oldu. Geçit vermez dağlar, derin vadiler, dik yamaçlar, ağaçlar sayesinde yurt yuva oldu. Giresun ve Ordu bölgesinde dağlar, yaylalar, köyler geçmişten günümüze bir ayna tutarken sizi alıp tarihin güzel sayfalarına geri götürür. Derin düşüncelere sevk eder. Türkistan'dan Anadolu'ya bu bölgelerin Horasan Alperenleri, Gönül Sultanları tarafından nasıl vatan olduğunu düşünür, bu bölgeleri vatan yapan aziz ecdadı hatırlar, ruhlarına Fatiha okursunuz. Türk milletinin orman ve ağaçları korumaya yönelik yüzlerce yıllık bu bilinci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlayan yeni tarihi süreçte de yaşatılmış ve ormancılıkla ilgili özel yasalar çıkartılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ormanlara büyük önem vermiştir. Sel felaketleri, çölleşme ve erozyonla mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırma ve ormanın korunmasına dikkat çekerek, ormansız bir yurt, vatan değildir sözleriyle tarihe not düşmüştür. Milletimiz tarih boyu ormanları yurt, yuva ve vatan görmüş, canı pahasına vatanına sahip çıkmış, ormanları korumuştur. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
Ordu ve Giresun bölgesi Osmanlı öncesinde Danişmend Gazi'nin torunları tarafından Türk yurdu yapıldı. Şebin Karahisar'da kurulan Ertan Ağabeyi Melik Ahmet Gazi, Giresun Dereli Yavuz Kemal Kızıltaş bölgesine Trabzon'un fethinden önce 1368 yılında bölgeyi Türk yurdu yapan Alperen Gazi adına vakıf kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet bölgeyi fethettikten sonra Yavuz Kemal bölgesindeki kırık ormanlarını vakfetmiştir. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Yavuz Kemal bölgesine kereste fabrikaları kurulmuştur. Bu kereste fabrikalarında üretilen orman envali, başta duyun umumiye borçlarını ödemek üzere ülkemiz ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamıştır. Tarihi kereste fabrikaları ve vakıf ormanları ile ilgili araştırmalarımızda, tarihçi yazar Mehmet Fatsa, araştırmacı yazar Murat Dursun Tosun, sözlü tarih araştırmacısı Metin Koç başta olmak üzere birçok önemli isimle görüşüp bilgiler aldık ve tarihi arşivler topladık. Yavuz Kemal beldesi Kızıltaş Köyü muhtarı, dedelerinden kalma elindeki 1368 tarihli vakfın vakfiye belgelerini bizimle paylaştı. Bölgedeki meradan vakıflara kira ödediklerini, vakıf mallarını koruyup gelecek kuşaklara emanet edeceklerini açıkladı. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Kemal ormanlarının korunması için 1455'te Orman Vakfı kurmuştur. Bu vakfın ormanın korunmasını sağladığına dair önemli arşiv belgeleri, vakfın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Son 20 yılda %27'den %29'da orman varlığını çıkaran, bu da dünyada en çok artıran dördüncü ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda ormanlarımız azalmıyor. Hem bozuk ormanlardan verimli ormanlara dönüş var. Burada da %58'lerdeyiz. Eskiden bu %50-50 bandındaydı. Verimli ormanımız artıyor. Hem de alan olarak ormanlarımız artıyor. Eskiden daha zor şartlarda çalışmış. Biz şimdiki imkanları, araç, gereç, teknoloji imkanlarını kullandıkça onların ne kadar sıkıntılı bir süreçte bu hizmetleri yaptıklarını görüyoruz. Ama hep ormanları korumuşuz. Bu teşkilat ormanları korumuş. Ve bundan sonraki nesillerde bu ormanları yok etmeden, tahrip etmeden, işgal edilmesine fırsat vermeden bu ormanları gelecek nesillere aktaracağız. Devletimiz son 3 yıldır burada anma toplantıları tertip etmekte ve Danişmend Gazi, Emir Kümbet ve buradaki 6000 şehidimizi özellikle gelecek nesillerimizin gündeminde tutmaya çalışmaktadır. Özellikle turizm destinasyonlarının arasındaki doğa alanlarını da bu işin içerisine katarak tarihimizi ve ecdadımızı da farkındalığını oluşturmak için gayret ediyoruz. Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'dır. Malazgirt Zaferi'nde de Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından biri olan Büyük Komutan Melik Danişmend Gazi, Tokat Niksar'da kurduğu Danişmendli Beyliği ile 1105 yılında Ordu ve Giresun bölgesini vatan yapmak üzere seferler düzenler. Trabzon Pontos Devleti'ne karşı yapılan bu savaşta Danişmend Gazi ve 6000 askeri şehit olur.
Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda danışment gazi ve şehit askerler için devlet töreni düzenleniyor. Bu törenlere Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçiler katılıyor. Emir Kümbet komutanımızın huzurundayız. 900 yıl önce burada askerleriyle aldığı nöbeti tutmaya devam ettiğini gözlemledik burada. Ve bu nöbetin özellikle genç seslerimiz tarafından bilinmesini çok önemsiyoruz. O yüzden ormancılık çalışmalarımızın içerisinde her zaman ecdadın da bir şekilde yer alması için gayret gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. Danışment Gazi'nin torunları tarafından Mesudiye'de kurulan Emiroğulları Beyliği, Ordu ve Giresun'u fethederek vatan yaparlar. Melik Danışment Gazi ve askerlerinin şehit olduğu Perşembe Yaylası'nın bulunduğu Canik Dağları, dünyaca ünlü Menderesler, orman gülleri, kayın ağaçları ve doğal güzelliklerle şehitlerimiz için birer abide gibi durmaktadır. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Danışment Gazi ve şehit askerlerini unutmayarak, Ordu Aybastı ilçesinden Perşembe Yaylası'na giden yol üzerinde Danışment Gazi mesire alanı oluşturup şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Aybastı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesire alanı muhteşem güzelliğiyle ziyaretçilerine göz ve gönül ziyafeti sunar. Bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla doğa severlere hizmet veren Aybastı Kent Ormanı'nın adı Danışment Gazi Hatıra Ormanı olarak ilan edilerek Melik Danışment Gazi'nin adı yaşatılmaktadır. Aybastı'da Danışment Gazi orman kampı içerisinde oluşturmaya çalıştığımız Danışment Gazi çadır obası numunesinin önündeyiz. İnşallah bu sene sonuna kadar bu numunesini gördüğümüz çadırdan buradaki mevcut mesire yerimiz içerisinde yaklaşık 10 tane inşa edeceğiz. Ve burada çadır obası oluşturmuş olacağız. Bu Karadeniz'de, Karadeniz bandı boyunca mesire yerlerimizin içerisinde ilk olarak burada yapılmış olacak. Bulunduğumuz bu bölge İstanbul'un fethinden asırlar önce Türk İslam yurdu olan Ordu Aybastı bölgesi, Perşembe Yaylası ve Hatıra Ormanlığı. Ve buradan tüm şehitlerimiz, ecdadımız, gazilerimiz ve bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Bu güzel vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyen Orman Teşkilatımıza teşekkür ediyor, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in gönül telimizi titreten İstiklalimizin sembolü dizelerimizle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. gönüllü alay 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek
türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. Alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. Gönüllü Alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü olarak burada şehitlerimizi anmak, onların yapmış oldukları fedakarlıkları bir kez daha burada hatırlamak için bir hatıra ormanı oluşturalım dedik. Herkesin katkısı oldu. 42. Alay buraya, 47. Alayımızda Afyon üzerinde yine savaşın cephesi 100 kilometreden fazla gidiyor ve burada toplu olarak şehitler veriliyor. Komutanları ve bu alayların hemen hemen tamamına yakınını şehit veriyoruz. Tarihimizin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olan 2021'in devletimiz tarafından İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi milletimiz tarafından takdir ile karşılandı. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Giresun Platformu İşbirliği ile Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönüllü katılıp destanlar yazan 42. ve 47. Gönüllü Giresun alaylarının aziz hatıralarını yaşatmak için örnek bir çalışma yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Ankara Haymana Mangal Dağı'nda şehitler için anıt dikip hatıra ormanlığı kurması büyük ilgi gördü. Çocukların İstiklal Marşımızı okuyup şehitler için fidan dikmeleri duygu dolu anlar yaşattı. Ben ezelden beri değil, gül yaşadım, gül yaşarım. Hangi çılgınları zincir vuracakmış yaşarım. Kükenişler gibiyim, bindim içiner aşırım. Türk halkı servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır. Ormanlarını evladı gibi sever. Bunun için ağaç bayramları yapar. Yeniden orman yetiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı kurtarmak için gözü yaşlı analar ve çileli babalar, canlarından çok sevdiği evlatlarını, ya istiklal ya ölüm diyerek vatan savunması için cephelere göndermiştir. Şehit Mehmetçiklerin kanları ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla esaret zincirleri kırılmış, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 1929 yılı ekonomik buhranı dünyayı sarsarken Anadolu'nun vatan olmasını sağlayan ormanlarımız yine devlet ve milletimizin imdadına yetişmiştir. Evlatlarını cephelere gönderen Anadolu insanına ormanlar geçim kapısı olmuş, birçok zorunlu ihtiyaç malzemesi ormanlardan karşılanmıştır.
El emeği, göz nuru ağaç ustası sanatkarlar yetişmiş, evde kullanılan kaşıktan hamur teknesine, yağ sağrağından su keleğine, yayıktan sepete birçok ürün üretip geçimini temin etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ormanlara büyük önem vermiştir. Giresun Orman İşletme Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuştur. Şebin Karahisar'a 1940, Ordu'ya 1944, Ünye'ye 1946 tarihlerinde orman işletme müdürlükleri kurulmuştur. İkinci Dünya Harbi'nin zor ve sıkıntılı günlerinde vefakar orman teşkilatımız insanlara iş, aş, umut ve geçim kapısı olmuştur. Vefakar Orman Teşkilatımız, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehit ve gazilerimizi unutmayarak mesire alanları ve hatıra ormanları kurup aziz hatıralarını yaşatmakta, şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anılmasına vesile olmaktadır. Duru yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Müzik.